yapmıştı ama biraz da açıkçası ben onlar adına da hani malum pandemi vesaire dikkat etmeleri kendileri açısından da belki daha doğru olacak. Öyle düşündük. En azından bir videosunu gönderme şansı verdi bana da. Hem bu duygularla hem de bunu bütün hepimizin, annemizin, hepimizin yeri ayrıdır. Bütün annelere, bütün annesini seven herkese de gelsin diyelim. Bütün annelere de. Bugünün ve geleceğin annelerine herkese gelsin. Ve çocuklarına tabii. Gül kokar. Gül kokar annenin hayali. Büyüse de ayrı kalmaz çocuk. Her özdeyişte hissedip bu hali, her tebessümüyle kalbine yolacak. Anne bir can çiçeklere, kelebeklere yakmayanlığı, bir umut sevmeyi sevenlere, annemin sesiyle yıkanıyorum. Kalbindeki şefkat misali, gül kokar annenin her hali. İki şiirle başlıyor. Yani bu şiirler hem ilk şiirin kısmından yani tasavvuf bir karakteri, ikinci şiirin anneye asıl olması. Diğer şiirlerde temalardan hani en azından kısmen ayırıyor diyelim. İkinci bölüm şiirin kitabın en yoğun bölümü ve en fazla şiirin olduğu bölüm. 66 şiir var. Yani toplam 70 şiirin 66'sı burada. Aşk hem yanmak hem yıkanmak sıra sıklam dedim. Aslında bu verdiğim başlıklar şiirlerinden mısralar aslında. Daha önce ara bölümlere kısa isimler vermiştim ama bu kez şiirlerinden mısralarla seslenmek istedim. Ve aşk hem yanmak hem yıkanmak sırılsıklam dedim. Hem yanmak hem yıkanmak sırılsıklam bir şekilde. Aşkın aslında bütün tezatları bir araya getirdiği. Yani hem su hem ateş hem rüzgar hem toprak bütün unsurları aşk. Hepsini kapsayan bir şey. Yanmakla yıkanmanın aynı anda olduğu bir şey. Yanmakla arınmanın, yanarak yıkanmanın, yani sadece suyla değil, pişerek yıkanmanın belki bu sembolizasyonu belki başka biraz tarif edebileceğinden yola mı çıktım, bilemiyorum artık. Tabii burada teselli ikinci şiir. Burada kayıp sayfa birazcık daha uzun olduğu için en baş aldım ama teselli de son hüzüne almadığım ilk şiirdi. Yani şöyle, ben son hüzünde çekiler aramızda. Ona da değineyim biraz. Çünkü başka kitaplar da herhalde programa dahil dedi Cansu. Bundan aldım. Bir bilgiyetle. Diğer kitaplarıma da az çok gireyim. Son hüzünde çekiler aramızda benim en kısa sürede oluşmuş. Yani ilk şiir ile son şiir arasındaki aranın en az olduğu kitap diyebilirim. 7-8 aylık. Bir dönemde bir şiir hariç buradaki, o da giriş şiiriydi, onun zaman farklıydı ama diğer şiirler 7-8 aylık bir dönemde yazılmıştı. Ve bir yerde kesmem gerekiyordu çünkü şiirin kitabında bir hacmi var. Yani diğerlerine de uyumlu olsun istiyorum artık, ne bileyim, yani hacim olarak da. O yüzden keserken ilk bıraktığım şiir teselliydi. Dolayısıyla buranın da ilk şiirlerinden biri olmayı hak etmişti o yüzden. Kaldığı yerden devam etti aslında. Bu son hüzünün kaldığı yerden ama tabii değişerek zaman içinde. Bir ince hatıraya dönüşmesi veya o şekilde devam etmesi olarak da okunabilir bu açıdan. Hani arada can ve aşk vardı diyebilirler kitapları sırayla iyi takip edenler. Evet, can ve aşk iki kitabın arasında var ama can ve aşk belki en eski kitabı. Yani çünkü şiirlerin yazılış tarihinin ortalamalarını aldığımızda belki en eski kitabı. Yani onu daha önce yazdıkları defterde kalmasın. Ve daha çok divan şiir tarzına yakın şiirler var Can Aşk'ta. Onları daha sonra ileride daha da çekilirim. Yayınlamaktan daha da uzak kalırım endişesiydi. Şu an yayınlayayım. Defterde kalmasın. Ki ben yıllar önce bu tarz şiirde yazarken Can Aşk'ta bir kitap yapmayı düşünmüştüm. O düşüncem de yıllar öncesinden, daha lisans yıllarından hayalimdeki bu düşünce de gerçekleşsin düşünceleriyle olan, araya giren bu şekilde kitapta. Tabii güzel bir araya girişti ama bunu son hüzünün duyarlılık olarak bir devamı okuyabiliriz. Ama bu hüznün biraz artık arınıp ince bir hatıraya dönüşmesi, hüznün ve sevincin güzelliği aynı kadehte erimesi. Zaten bu şekilde
bir şiirinde geçiyor bu. Hüzün ve sevinci aynı kadette eritiş. Yani hangi şiirinde geçiyor ben de hatırlayamıyorum şu an. Kitabı karıştırmam lazım, bulamazsam şimdi. Okusam dedim ama. Hüzün ve sevinci aynı kadette eritiş. Sanırım kış satırlarında geçiyordu. Ha bak çıktım, çıktı, açtım direkt çıktı yani karşıma. Kış daha bir şiirinde geçiyormuş. Açıkçası İnce Hatıra ismini de bu açıdan seçmiştim zaten. Farklı duyguları bir arada şey yapsın. Açıkçası insana çeşitli hüzünler, bunun baş belki aşk olabilir kaynağı, başka şeyler olabilir. Bir süre sonra geçiyorum, bilemem ama hani mesela Sezen Aksu diyor ya geçer geçer daha öncekiler gibi ama geçmeyecek gibi söylüyor. O yüzden şair sözünde çok güvenilmez bu konuda. Geçer der geçmez yani. Yani geçiyor mu ayrı mesele ama geçenlerden bize kalan bazen hüzün kendimle biraz o hüzün bir arınmaya dönüştüğünde ondan ince ve güzel bir hatıra kalıyor. İnce ve güzel bir anı kalıyor. Bu kitap biraz onu belki yorumluyor. Hani illa bunu benim özel hayatımla bağdaştırmaya da çalışarak okumayın lütfen. Ben burada insanlık durumunu da anlatıyorum bir noktada. Bu pek çok şey için olur. Hani benim hayatımda tam böyle mi olmuştu, böyle olmamış mıydı? Bu ayrı bir konu. Ne kadar benim hayatıma dair? Bu da ayrı bir konu. Ama bazen bunlar da soruluyor. Tabii soru kısmında belki sorulur ama hani ben bunu genel bir perspektiften okumayı şu an tercih ediyorum. Kendi şiirime ne kadar uzak kalabilirim? O ayrı mesele ama böyle diyeyim. Bilmiyorum ben çok şiir okuyayım mı onu da bilemiyorum. Çünkü arkadaşlarım güzel şiirler okudular. Yine de ben az önce bahsettiğimiz Mısra'nda geçti. Kış daha bir okuyayım. Tabi bu ne zaman yazdığımı tam hatırlayamıyorum ama bu belki evlerimize çekildiğimiz dönemlerde yazılmış şiirlerden biri olabilir. Geçen sene bu zamanlarda oldu. Hepimiz uzakta olduğumuz zamanlarda. Yani biz de buralarda tam hepimiz uzaktık yani. Kış daha bir. Son zamanlarda kış daha bir şiir. Hissedişler daha taze, hayaller daha gri üstelik. Bir zamanlar yazdı en güzel, bir zamanlar azdı bu şehir, şimdi kış dağılır. Hüzünler ve içe çekişler, olduğu gibi bırakış her şeyi. Bir akış ki takdirle vurdu, bir bakış ki rengarenk ve güzel, bir yakış ki. Son zamanlarda geceler daha bir, uzun, upuzun doyulan geceler. Her seferinde bir seferde duyulan geceler, laciverdin son hali gibi hüperiş, içe yönelmeler, kendine gelmeler. Üzünü ve sevinci aynı kadette eritiş. Bu şarkılar daha hoş, söylemiş miyim? Şimdi şiirler daha hoş. Teşekkür ediyorum. Tabii saatlere de bakmadım. Yani ben böyle yarım saat 45 dakika bir şey konuşayım dedim. Yani sonra soru cevap kısmından vereyim vaktimi. Ama tabii benim şu ana kadar yaptığım etkinliklerin bir vazgeçilmez tarafı daha var. Benim açımdan da yeri ayrı olduğu için. Belki böyle bir beklenti de düşüyor bazen. Yine es geçmeyeceğim o kısmı. Metin. Her zaman çalışır zaten. Geldim biraz zaman bitmek istedim. Hocam, o zaman ne kadar bir öneri getireyim mi? Olur. Yani Mahmut eğer beni kırmazsa bizler için, ben çok istiyorum onun sesini tekrar duymak. Tamam. Yanlış Dara Gazeli okuyabilir mi acaba? Olur. Mahmut. Yani, sayfasını söylersen çok kolay bulabilirsin. Sayfa 37'deymiş.
Çalışsın. Bütün arkadaşlar çok güzel okudular. Ben Mahmut'un sesini ayrı bir beğeniyorum. Mahmut bir de gazel çok güzel okur. Biz tabii derse, yani ben onların sınıfına derse de giriyorum. Geçen yıl uzaktan hem duydu yüz yüze. Gazel olunca, zaten gazel istiyorum biz genelde. Mahmut da sağ olsun. Çok da güzel seslendiriyor derste de. O yüzden gazel de çok güzel bir şey. Olur Mahmut'tan şey dinleyebiliriz. Buraya gelebiliriz. Nastar'dan oluyor mu? Yanmışlara gazel. Şahit ki önce nefesi yanmıştır. Şehir diye coşmuş hevesi yanmıştır. Arama, beyhude, nerede hiç sor. O aşıkların cümlesi yanmıştır. Pervane döne döne ayrılmış. Umursa çoktan şulesi yanmıştır. Aklı aşmış kalbi bir aşık. Hissi bir yol düşüncesi yanmıştır. Aşkın şarabına bir uzatmadan hele gör ki, hele gör Fahri gecesi yanmıştır. Böyle şiirlerim de var ama